Evet, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Seçim heyecanı artık tüm yurdu sarmış vaziyette ve Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal bugün Trabzon'a ev sahipliği yaptı ve Yomra ilçemizde de Yomra Demokrat Parti adayı Sayın İbrahim Sağaroğlu'nu açıkladı. Görkemli bir açılış gerçekleştirildi. Tabii ona geleceğim ama çok önemli bir siyasi konjektür ve çok önemli bir yerel seçim heyecanı yaşayacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Geride bıraktığımız genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi, akabinde yerel seçimler tabii önemli. Uzun bir zaman seçim olmayacağı için yerel seçimde ortaya çıkacak toplumsal, siyasal psikoloji uzun yıllar içinde nefes alıp vereceğimiz iklimi de oluşturacak. Bu açıdan kıymetli. Elbette yerel seçim kendi mahiyeti, her seçim çevresinde ayrı bir özelliği var. Asıl olan milletimize en iyi hizmet edecek kişileri, emin oldukları insanları, cesur insanları, yürek koyacak insanları seçebilmektir. Biz de kavgamız, davamız dünden bugüne buydu. Bugün de inşallah Yomra'da değerli belediye başkanımız, geçmişten bugüne bayrağımızı taşımış Sayın Sağıroğlu'yla beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Sayın Genel Başkanım, tabii Türkiye'nin en önemli, en köklü partilerinden birisiniz. Bugünkü siyasi konjektürü Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Yaklaşık 20 ile aşkın bir süredir bir AK Parti iktidarı söz konusu ve onu sizin cephenizden değerlendirdiğiniz zaman nasıl bir konjektür, nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Tabii siyasetin üzerinde oturduğu bir toplumsal yapı Türkiye'de dönüştü. Köy-kent dengesine baksanız, demografik değişime baksanız, iktisadi altyapıya baksanız, iletişime, erişime. Şimdi bugün buradan canlı yayın yapıyoruz. Dünyanın öbür ucunda bizi izleyebilirler. Bu siyasetin mekanizmalarını da değiştirdi tabii. Ama %10 barajı, bir takım operasyonel işler. Aslında Türkiye'nin hikayesi, merkez sağın hikayesi. Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi, Doğru Yol, Anavatan, bu hikayedir. En az maliyetle, en az yan maliyetle ülkeyi yönetebilmenin formülasyonudur. Bugün şunu görüyoruz. Yani bizim iddiamız bu. Türkiye kaynaklarını doğru öncelikleri belirlemediği için, demokrasi, hukuk istenildiği ölçüde işlemediği için maalesef heba ediyoruz. Bu ülkenin her şeye gücü yeter. Biz hep kıt imkanlarla bunu başarmışız ki bugün dünya konjektürü, birkaç saatlik uçuşa baktığınızda 300-500 milyona ulaşabilecek bir nüfusa hitap edebilen Türkiye var. Şimdi buralardan bakınca Türkiye'nin gücüyle potansiyelini buluşturmak siyasetin vazifesi. Tabii bizim geleneğimiz siyaset şerefi için yapmış. Ama bugün azami düzeyde değerli, ideal birlikteliği yapmamız gereken siyaset maalesef makam menfaat birlikteliğine dönüşmüş. Buna bir itirazımız var. İtirazımız bunlar gitsin, bunların yaptığı usulle biz yapalım rekabeti değil. Milletin önünde ahlaki bir alternatifi millete alternatif olarak sunmak. Sayın Genel Başkan, burada şunu da soracağım. Özellikle tabii iktidardan bahsediyoruz ama muhalefetin tutumunu, muhalefetin tavrını gerekli anlamda bu mesajlar tam anlamıyla yerine ulaşıyor mu, veriliyor mu? Burası da çok tartışılıyor Türkiye'de. Ya tabii muhalefete bir dar koridorda siyaset yapıyoruz. Hiç olmadığı kadar kamu gücünün arkasına alınarak, kamu maliyesinin, kamu imkanlarının, o açıdan hani yerel genel sizlerin meslek grubu içerisinde de bugün siyasetin kürsüsü olacak. O açıdan elbette muhalefetin vazifesi her şeye rağmen başarmaktır. Bizim vazifemiz her şeye rağmen başarmaktır. Ama Türkiye'nin çözemediği meseleleri var. Dini inançları, bir takım değerlerini siyasi alanda rekabet meselesi haline getirirseniz Türkiye'nin gerçek gündemini konuşamazsınız. Bugün Türkiye'de on binlerce gencimiz son 2-3 yıldır ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla büyük şehirlerde iyi üniversiteler tercih edemez hale gelmiş. Türkiye'nin yetişmiş insan gücü bugün yurt dışına çıkmak için fırsat kolları hale gelmiş. Bu ülkede bundan daha büyük bir problem olabilir mi? Ama biz bu büyük cumhuriyetin hepimize emanet ettiği iki tane çökmüş ülkeye komşuyuz. Irak ve Suriye. Onların aynasında baksak bugün şurada güven içerisinde, huzur içerisinde yaşamanın mutluluğunu yaşamamız lazım. Milletimizi anlak başı dik bir şekilde ve birliğinin beraberliğinin arkasına refahı koyabilmek lazım. Biz demokrasi mi, refah mı, güvenlik mi, hukuk mu, bütün bunları hep beraber ortaya koyabilmektir bizim iddiamız. Birbirinin alternatifi değil bunlar. Bir seçim heyecanı var ama ortada bir ekonomik tablo da var. Türkiye'nin gerçekleşmekle yüzleşmek zorunda kaldı. Yani maalesef işte bugün, dün gece Merkez Bankası Başkanı istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Yani geçenlerde bir
eski siyasetçi güzel bir tarifi yapıyordu. Sayın Erdoğan elinde kalemi tutarak bu havada durur dedi. Vatandaşımız da inandı. İşte aklın dışında bir takım tercihlerle bugün maliyeti milyonlarca vatandaş enflasyon olarak ödüyor, hayat pahalılığı olarak ödüyor. Ve bugün artık işletmeler kendi sermayelerini tüketmek, çok uzun süredir bir finans akışı da olmadığı için istihdamda düşüşler, iflaslar bir domino taşıyla önümüzdeki süreçte Türkiye'yi etkileyecek. Türkiye'de talep yönlü bir enflasyonu kısalım diyerek bir çaba var ama Türkiye'de bir maliyet zinciri patlamış. Bu zincirin önüne geçebilecek bu politikalarla güvenin olmadığı, hukukun işlemediği bir yerde yapamazsınız. Sadece günü geçiştiriyoruz. Bir hayal, sanki çölden develer gelecek. İşte seçim sonrası denildi. Seçimden bugüne yaşanan belli. Bu yılın sonunda doların 40 lirayı aşacağı ortada. Başka başka problemler bu meselenin içerisinden Türkiye bir iklim değişikliği gerçekleştirmeden, bir siyasal iklim değişikliği gerçekleştirmeden çözüm üretme şansı yok. Son olarak seçmene bir mesajınız var mı? Elbette bir mesajımız var. Türkiye'de hepimiz demokrasinin kıymetini bilmeliyiz. İşte önümüzde sandık. Vatandaşın en fazla kendisinin iradesinin kıymetli olacağı yer o sandığın ortaya konulduğu gün. Orada kime ne mesaj verecekse o mesajı vermeli. Kendi şapkasını önüne koyup düşünmeli. Büyük liderimiz Demirel'in güzel bir sözü var. Vatandaşımız daha iyi şartlarda yaşatalım ama biraz da vatandaşımız isteyecek. İşte yerel seçim vatandaşımız, işte yomramız. Trabzon'un Şalpazarı'yla, Beşiktaş'ıyla, tüm ilçeleriyle, merkeziyle daha iyi şartlarda yaşayıp isteyip istemediğini iradesiyle gösterecektir. Göstermesini istiyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa il başkanını da canlı yayında ağırlamak isteriz. O da uzun yıllar siyasetin içerisinde. Sayın Akar, sizler neler söyleyeceksiniz? Öncesinde çok... birkaç cümle edeyim tabii. Yani. Biz tabii bir ailenin mensuplarıyız. Ali abi sadece il başkanımız değil, bizim de kıymetli bir büyüğümüz. Onunla beraber yürüyor olmaktan dolayı mutluyuz. Burada hakikaten inanmış, adanmış ruhlar var. Pek çok büyüğümüz sayabiliriz. Yani orada Erol abi duruyor. Erol Amiral başkanımızı unutmayalım. Bugün burada pek çok güzelliği yaşadık ama sağ olsun çok uzun süredir bu kavgayı Ali abiyle veriyoruz. Ona müteşekkiriz. Ben aradan çekileyim. Çok teşekkür ederim Sayın Uysal'a. Evet Sayın Akar, sizlerin duygu düşüncelerinizi de alalım. Çok önemli bir katılım da oldu bugün. Evet. Görkemli bir tanıtım töreni. Şu, Yomra, Beşiktaş'ı, Şalpazarı belediyelerini alacağız. Allah'ın izniyle. Biz Demokrat Parti olarak Trabzon'da Sayın Süleyman Demirel rahmetli partiyi Trabzon'dan ayağa kaldırırdı. Biz de bugün onun yaptığı işe örnek olarak Yomra'dan başlattık. Yani Trabzon'dan başlattık. İnşallah başarılı olacağız. Belediyeleri alacağız. Türkiye genelinde de başarılı olacağıma inanıyoruz. Bunun genç bir liderimiz var. Gültekin Uysal. Gençlerin genel başkanı. Dolayısıyla bütün gençleri Demokrat Parti'ye davet ediyoruz. Biz 70'in... Yani burada konjektürde artık gençler sözü ele alıyor diyor musunuz? Alıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Biz 70'i aşan yaşlardayız. Dolayısıyla gençler partileri ayağa kaldıracak. Trabzon'un gençleri sokaklarda iş arıyor, okul arıyor. Ona bir umut vermek lazım. Bir önümüze o gençlerin koyduk önlerine yüksekokul mezunlarının bir mülakat. Umutlarını kaybettiler. Yaşama sevincini kaybettiler. Dolayısıyla bunları düzeltecek parti biziz, geçmişte yaptık. Yine yapacağız. Bizim hedefimiz bu. Bizim yoksa bu yaşta niye yıl başkanlığı yapıyor? Türkiye iyi yönetilse bizlere kalır mıydı yıl başkanlığı? Yok. Genç kardeşlerimiz de korkuyor. Bizler korkmuyoruz. Bizler yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bir geçmişimiz var. Geçmişimizden güç alarak bugünü yaşıyoruz. Yeni gençleri bu partiye katmak zorundayız. Bütün partililerimiz gençlerini bu partiye kaydedecek. Ben liseyi bitirdim, bayrak asmaya başladım, hala asıyorum. Devam da ediyorum. Dolayısıyla genel başkanımıza da çok çok teşekkür ederim. Onun gençliğiyle gençleri partimize davet ediyoruz. Çok çok teşekkür edelim. Evet, gelelim adayımıza. Siyaset uzun bir maraton. Birkaç parti ama sonunda Demokrat Parti çatısına yeniden İbrahim Sağıroğlu'nu gördük. Yomra için hizmetler sıralanacak. Neler hissediyorsunuz? Evinizde bugün görkemli bir şekilde de karşılandınız. Öncelikli olarak şunu ifade edeyim.
Ben geri geldim, yeni gelmedim. Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, AK Parti, tekrar Demokrat Parti. Ama biraz önce konuşmamızda Sayın Genel Başkanım da orada ifade etti. Bu seçimler bir siyasi seçim değildir. Yerel yönetim seçimidir. Millet kime inanırsa onun beşinden gider. Kimin verdiği sözler tutuyorsa bununla ilgili de Allah'a şükürler olsun. Bizim burada 15 yıllık bir kesintisiz görevimiz var. Ama biz her zaman şunu söylüyorduk. Mesela kaybettiğim seçimde belediyenin önünde yapmış olduğum konuşmada bana ne görevi verirseniz verin. Ne bu kapıyı kapatacağım, ne bu telefonu kapatacağım. 5 yıl geçti. Her gün sahadayım. Vatandaşımla beraberim. Cenazesinde varım. Düğününde varım. Hastasında varım. Velhasıl her yerinde varım. Var olduğumu da Allah razı olsun yomrarlar bugün burada bu meydanda gösterdi. Bu meydana baktığınız zaman yomranın sesiminin mühürün nerede olduğu bellidir. Ve bu her geçen gün iddia ile söylüyorum. Süreç biraz daha uzayınca rakamı da vereceğim size. Her geçen gün kar topu gibi büyüyerek gidecek. Burada başka bir alternatifin olması mümkün değildir. Tabii görevi bıraktıktan sonra yine sahadasınız, çalışıyorsunuz, gözlemliyorsunuz yomrayı. Ne gibi eksiklikleri var Sayın Sağroğlu? Şimdi biraz önceki konuşmamda yine ifade etmiştim. Biz satan değil alan olduk. Mesela bu yomranın bütün köylerini o 5 yıllık süreçte bütün yüksek arterler dahil asfaltla betonla donatmıştık. Ama gittiğim gördüğüm vatandaşın serzenişleri bizim yaptıklarımızın bırak yeni yapmayı yamasını yapamadılar. Yani eksiklik devam ediyor ve Yomra metropol olurken ben 45 binde bırakmıştım ama 50 bini yakalayamadık. Ben inanıyorum ki o dönem milletimiz bize yetki vermiş olsaydı Yomra şu anda 60 bin sınırına dayanmış olacaktı. Bu yerel yönetimin ilgisiyle alakasıyla olur. Yatırımcıları yerel yönetici kendi bulup getirecek, kendi arayacak, kendi isteyecek ve her türlü kolaylığı sağlayacak. Engellerle, mengellerle, kapalı kapılarla iş yapamayız biz. Son olarak seçmene bir çağrınız var mı? Projeleri tabii önümüzdeki süreçte sıralayacaksınız ama en önemli vizyon projesi olarak Yomra'ya hitap edeceğiniz o proje ne olacak? Birinci vizyon projemiz bizim hizmet dönemimizde satın aldığımız kaymakamlığın ve belediyenin karşısında olan arazi. Orada Yomra'nın şehir içinde çok ciddi bir otopark sıkıntısı var. Bizim dönemimizde o zaman Yomra küçüktü, çözmüştük. Karayollarının her iki karşıda ikişer anonsunu kırmak suretiyle birer sıra otoparkla çözmüştük. Ama geldiğimiz noktada üçer sıra oldu, artık daha çalışmıyor. Şimdi polisiye güçlerle bunu çözmeye kalktığın zaman alternatif yer göstermen lazım. Böyle bir imkan yok. Biz Allah nasip kısmet ederse hemen seçildiğimizde o gördüğünüz meydanda -1-2 otoparkı oraya koyup buradaki bu sorunu çözeceğiz. Ortasına da ticaret merkezimizi koyup komple bir şehir meydanı yomramıza kazandıracağız. Nüfus büyüdüğü için ciddi derecede yeşil alan sıkıntıları var. Bunlarla ilgili de projelerimizi hazırladık, sunacağız. Ama en önemli bir şey bak, muhalefet partisi belediye başkan adayı olarak daha önce de muhalefet partisi belediye başkanlığı yaparken bunları çözen birisi olarak söylüyorum. Yomra'da ciddi derecede bir işsizlik sorunu vardır ama bunu biz çözeceğiz. 300 kişilik açıkladım. Bunu Allah'ın izniyle 500'e tamamlayacağız. Böyle bir ilçede 500 kişilik istihdam projesi vatandaşımızda, gençlerimizde, bayanlarımızda ciddi derecede bir heyecan yaratacaktır. Ve seçim kampanyamız boyunca o işsizlerimiz bize gelecek. Onları kaydedeceğiz, durumlarını kaydedeceğiz. Hazırlayacak olduğumuz projelere hepsini davet edip değerlendireceğiz. Seçmene son olarak çağrımız ne olur? Bizim geçmişte izimiz var, geleceğe sözümüz var. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Allah'a şükürler olsun. Bizim tarlada izimiz vardır. Seçmenimiz de bugün burada bunu ifade etti, gösterdi. Sizler de buna şahit oldunuz. Onun için o tarladaki izimizi harmanla buluşturacağız. Sıkıntımız yoktur. Birlik ve beraberlik içinde, kin ve nefret olmadan herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Evet, canlı yayında Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal
Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı Sayın Ali Akar ve Yomra Belediye Başkan Adayı Sayın İbrahim Sağaroğlu Haber 61'in sorularını yanıtladı diyelim. Sözü sevgiliye Okan'a, merkeze bırakalım.